Evet arkadaşlar, merhaba. İsmim Sadiye Gültekin. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. 10. sınıflar için 3 haftalık ders videosu çekmeyi düşünüyorum. Hemen hemen bir üniteli konulara denk geliyor. Ben ünitede göreceğimiz konuların başlıklarını okumak istiyorum. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi, Türk Edebiyatının tarihi dönemleri, Türkçenin tarihi gelişimi, imla ve noktalama çalışması, yazma çalışması ve hazırlıklı konuşma gibi konuları göreceğiz. Ben ilk dersime başlamak istiyorum. İlk dersimizin konusu Türklük ve İslamiyet. Mehmet Kaplan'ın yazdığı bir metin. Ben bu yazının hepsini okumayacağım. Sadece içinden birkaç tane paragraf okuyup o şekilde yorumlayacağım. Başlıyorum hemen. İslamiyet'in Türk kültürü üzerinde büyük tesiri olmuştur. Türkler Müslüman olduktan sonra 1000 yıl bu yüce dinin içinde yaşamışlar. Onun uğruna savaşmışlar. Hayatlarını onun esaslarına uydurmuşlardır. Türk tarih ve kültürünün 1000 yılını İslamiyet yoğurmuştur diyebiliriz. Türkler kitle olarak 10. yüzyılda Müslüman olmuşlardır. Fakat bu tarihten önce de küçük gruplar halinde İslamiyet'i kabul eden Türkler vardır. Evet, her ne kadar 10. yüzyıldan önce Türkler küçük gruplar halinde Müslüman olmuşlarsa da ilk ciddi yöneliş Karahanlılar döneminde olmuştur 11. yüzyılda. Karahanlılar İslamiyet'i kabul eden ilk büyük Türk devleti olarak tarihe geçer. Hatta bu dönemde ilk İslami eserler verilmeye başlanmıştır. Örneğin Kutadgu Bilig gibi, Divan-ı Hikmet gibi ve Atabetül Hakayık gibi eserler Karahanlılar döneminde İslam etkisiyle ortaya çıkan eserlerdir. İslamiyet Türklerin niyetlik duygusuna, cihangirlik idealine tamamıyla uygun düşüyordu. Üstelik fethedilen ülkelerde barışı tesis eden hak ve adalet esasına dayalı bir sosyal nizam da getiriyordu. Türkler idareleri altına aldıkları kavimleri adalet üzere barış içinde yaşatmayı devlet idaresinin temeli biliyorlardı. Evet, Türkler İslamiyet'i kolay ve hızlı bir şekilde kabul etmişlerdir. Birazcık bunun nedenleri üstünde duralım. Çünkü Orta Asya'da Türklerin inancı Gök Tanrı inancıydı ve Gök Tanrı inancıyla İslamiyet inancının öğretileri birbirine yakındı. Dolayısıyla bu da Türklerin İslam'ı kolay benimsemelerine vesile olmuştur. Aynı şekilde Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışı ile İslamiyet'teki cihat anlayışının birbiriyle örtüşmesi, İslam dinindeki hoşgörü, adalet, sevgi, barış gibi ifadelerin Türklerin mizacına ve karakterine uygun olması gibi sebeplerden dolayı Türkler İslamiyet'i hem kolay bir şekilde hem de hızlı bir şekilde kabul etmişlerdir. İslamiyet'in mistik yönünü de en iyi Türkler işlemişler. Onu bir barış ve sevgi yolu haline getirmişlerdir. Anadolu'da kurulan Mevlevilik ve Bektaşilik asırlarca insanlara sevgi ve barışı telkin etmiştir. Evet, 11. yüzyılda Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'i yazmasından sonra İslamiyet hem Orta Asya'da hem de Anadolu'da yayılmaya başlamış ve birçok kitlelere sıçramaya başlamıştır. Ve bu vesileyle İslamiyet'in de etkisiyle çok büyük şahsiyetler, hala evrenselliğini koruyan şahsiyetler Anadolu'da çıkmaya başlamıştır. Örneğin Mevlana gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Yunus Emre gibi şahsiyetler 13. yüzyılda Anadolu'da İslam etkisiyle ortaya çıkan büyük şahsiyetlerdir. Türklerin 1000 yıl en ince teferruatına kadar işledikleri, ruhlarına sindirdikleri, mimarilerinde, şiirlerinde, musikilerinde ilham kaynağı haline getirdikleri İslamiyet'i de Türk kültür hazineleri arasında saymamız gayet tabidir. Evet, Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra tabii ki hem mimarileri, hem musikileri, hem de kültürleri İslamiyet'ten etkilenip İslam öğretilerine göre şekillenmiştir diyebiliriz. Türk aydınları onu çağa uygun bir şekilde yorumlamaya devam etmelidirler. Türkiye'de bunu yapabilecek yeni bir nesil doğmuştur denilebilir. Evet, Türklük ve İslamiyet konusuna değindikten sonra ben birazcık da edebiyat ve tarih, edebiyat ve din konularına değinmek istiyorum. Edebiyat ve tarih, edebiyat her diğer bilim dallarından nasıl etkileniyorsa tarihten de o şekil etkilenmiştir veya tarihi etkilemiştir diyebiliriz. Edebiyat içeriğinde tarihi unsurlar barındıran bir sanattır. Yaşanan olaylar, savaşlar, afetler, yenilgiler toplumun bir bireyi olan yazarları da etkiler. Yazar duyduğunu, gördüğünü, yaşadıklarını sanatsal bir gerçeklikle yeniden yorumlayarak anlatır.
Evet, edebiyat nihayetinde bir kurmacadır ama buna rağmen yazar yaşadığı devirden kendisini soyutlayamaz. Mutlaka eserlerine yaşadığı devirden izler taşır. Örneğin İskit hükümdarı Alper Tunga'nın İran'la mücadelesi Firdevsi'nin eserine konu olabiliyor. Ya da Çanakkale Savaşı Mehmet Akif'in dizelerinde Çanakkale Şehitlerine adlı bir şiire dönüşebiliyor. Aslında bu anlamda örnek verilebilecek en iyi kişi Mehmet Akif Ersoy'dur. Çünkü Mehmet Akif Ersoy evet hem edebiyat açısından çok değerli eserler bırakmıştır. Hem de bunu yaparken kendi devrine kayıtsız kalamamış, resmen kendi devrinin bir panoramasını çizmiş gibi en ince ayrıntısına kadar bizi devrine şahit etmiştir diyebiliriz. Osmanlı kuruluş dönemi mesela Kemal Tahir'de Devlet Han'ı, Tarık Buğra'da Osmancık olarak yeniden karşımıza çıkabiliyor. Tarih toplumların geçmişte yaşadığı olayları belgeler ve yazılı eserler yardımıyla inceleyen bilim dalıdır. Tarihin incelediği yazılı ürünler arasında edebi eserler de vardır. Yazar edebi eserde kurmaca örgüsüyle zaman zaman tarihi gerçekliğin dışına çıksa da edebi eserler yazıldığı dönemin pek çok açıdan çekilmiş fotoğrafı durumundadır. Buna yine en iyi örnek Kurtuluş Savaşı'nın izlerini Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara ve Yaban romanlarında, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Çakır'ın destanında, Tarık Buğra'nın Küçük Ağası'nda, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adamı'nda rahatlıkla görebiliriz. Evet, birazcık da edebiyat ve din ilişkisine değinelim. Öncelikle dinin ne olduğuna kısa bir giriş yapalım. Din insanların yaratıcı olarak kabul ettikleri üstün güce olan imanlarını, ona yapacakları ibadetlerin bütününü ve bu imana göre davranışlarının nasıl olması gerektiğini düzenleyen inanış yoludur. Din kendi kavramlarını, hayata bakışını edebiyata taşır. Din ile birlikte edebiyatın hem içeriği hem şekli de değişebilir. Örneğin dini anlayış bir nazım birimi naat, dini anlayış bir naat olarak karşımıza çıkar. Yani Peygamber Efendimiz'e olan övgünün çeşidi edebiyata naat olarak isimlendirilir. Örneğin Yunus Emre'nin Çağırayım Mevlam Seni şiirindeki gibi. Yani bir yakarış, bir dua yazarların şiirlerine başka bir hüviyete bürünerek karşımıza çıkabiliyor. Edebiyat ve din etkileşim içerisindedir. Nasıl ki din edebiyatı etkiliyorsa edebiyat da dini etkilemektedir diyebiliriz. Örneğin Ahmet Yesevi hikmetleriyle tasavvuf düşüncesini aşılamıştır. Yunus Emre ve Mevlana İslam'ın evrensel mesajlarını eserleriyle tüm dünyaya yayarak insanları İslam'a ısındırmıştır. Evet, Yunus Emre mesela. Bu anlamda en iyi örnek belki de Yunus Emre'dir. Yunus Emre hem edebiyat yapıyor, çok değerli bir edebiyat yapıyor. Hem de edebiyat yaparken tabii ki İslamiyet'in bayraktarlığını da yapıp dini birçok geniş kitlelere yayılmasına vesile oluyor. Dolayısıyla edebiyat ve dinin nasıl sıkı bir ilişki içerisinde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, burada birkaç soru var. Demin söylediklerimizi toparlamak anlamında. Onlara bir bakalım. Abbasi ordusunda Türklerin ne kadar büyük bir yer işgal ettiklerini biliyoruz cümlesinde kullanılan işgal etmek kelime grubunun hangi anlamda kullanıldığını söyleyiniz diye bir soru var. Burada işgal etmek ifadesi tabii ki burada gerçek anlamıyla kullanılmamıştır. Gerçek anlamda ne anlama geliyor işgal etmek? Kuşatmak anlamına geliyor. Burada aslında anlatmak istediği Abbas ordusuna Türklerin ne kadar büyük bir yer kapladığını anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla işgal etme kelimesi, kelime grubu burada gerçek anlamının dışında kullanılmış diyebiliriz. Okuduğumuz metne göre Türklerin İslamiyet'i kabul etmesine neler etkili olmuştur diye bir soru var. Demin de değindiğimiz gibi İslamiyet'in Türklerin karakterine uygun olması, yaşam biçimlerine, kültürlerine ve dini inançlarına yakın olması Türklerin İslamiyet'i kabul etmesini kolaylaştırmıştır diyebiliriz. Yine başka bir soru, bir düşüncenin somut hale getirilerek daha anlaşılır kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler verilmesine örneklendirme denir. Örneklendirme nedir? Düşünceyi geliştirme yollarından bir tanesidir.
Yeri gelmişken ben değinmek istiyorum. Düşünceyi geliştirme yolları 6 tane. Bunlar tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma ve benzetme diyebiliriz. Peki yazar bunu neden yapar? Yani metni yazan kişi düşüncesini geliştirmek için, düşüncesini daha somut hale getirmek için, anlattıklarını daha etkili kılmak için bu yollardan birine veya birkaçına başvurabilir. Burada da bizden bir örneklendirme örneği istiyor. Biz bakalım, okuduğumuz metinden bulmaya çalışalım. Evet, ben şu paragrafı okumak istiyorum. İslamiyet'in mistik yönünü de en iyi Türkler işlemişler, onu bir barış ve sevgi yolu haline getirmişler ifadesini kullandıktan sonra bunu daha da somutlaştırmak için aşağıda bir örnek veriyor. Yani şunu veriyor: Anadolu'da kurulan Mevlevilik ve Bektaşilik asırlarca insanlara sevgi ve barışı telkin etmiştir ifadesi bir örneklendirmedir. Yani yazar düşüncesini daha da somut hale getirmek için bu örneği vermiş oluyor ve dolayısıyla biz buna örneklendirme diyoruz. Evet, aşağıda iki tane soru var. Edebiyat ve din, edebiyat ve tarih ilişkisiyle alakalı. Bunlara da bir bakalım. Aşağıda verilen şiirlere konu olan tarihi gerçekleri tespit ediniz demiş. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yazdığı bir şiir. Okuyalım biraz. İşte 19 Mayıs vardık bir kapısına Anadolu'nun, önlerine Samsun'un. Öyle büyüdü ki ağzımız, öyle acıktık ki bize ekmek değil dağ sunun. Tez Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya ilk uçan kuşla birlikte giden doruklara duman almak üzeredir. Otlara, kavaklara, başaklara bir yer gibi varalım yeniden. Evet, Fazıl Hüsnü Dağlarca burada Kurtuluş Savaşı'nın başlama sürecini anlatmaya çalışıyor. Ve bunu bir şiirleştirerek anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz yine edebiyat ve tarih ilişkisine burada açık bir şekilde şahit olabiliyoruz. Yine burada Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri var. Çanakkale destanını, daha doğrusu Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir şiir. Biz eğer tarihte, yani Çanakkale Savaşı ile alakalı hiçbir bilgimiz olmasa bile biz bu şiiri okuduğumuz zaman birçok veriye, Çanakkale Savaşı ile alakalı birçok veriye sahip olabiliyoruz. O kadar iç içe geçmiş durumda. Burada aşağıdaki ikinci soru, aşağıdaki şiirlerdeki dini yansımaları tespit ediniz. Yine edebiyat ve din ilişkisine atıfta bulunmuş. Yunus Emre'nin bir şiiri var burada. Birazcık okuyalım. Yalancı dünyaya konuk göçenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler ne bir haber verirler derken dünyanın geçiciliğini ve ölümü konu edinmiş. Dolayısıyla yine dini yansımaları görebiliyoruz. Burada yine Sezai Karakoç'un bir şiiri var. Bunu da biraz okuyalım. Ayet ayet, sure sure yürüdüler, Mekke'den Medine'ye erdiler. Gün oldu mağaraya girdiler, örümcek ağını pekiştirdi bir gecede 1000 yıllık. Güvercin bir kerede bıraktı sıcak yumurta, yeni doğum yumurtası 1 yıllık. İnansızlar, sedefsizler gelip döndüler. Değişimi büyük dönüşümü, taş içindeki atan bir çift kalbi göremediler, işitemediler, sezemediler diye bir şiir. Burada da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Ebu Bekir'in mağarada saklanışlarını şiirine yansıtmış. Dolayısıyla dini bir olayı edebiyatla harmanlayarak bize sunmuştur diyebiliriz. Yani buradan anlıyoruz ki din ve edebiyat gerçekten birbirine çok sıkı bir şekilde bağlı. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde dil bilgisi işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.